Şimdi asıl olaya geldi sıra. Volkan Allah aşkına iç çekme yanımda ya. Dur bak konuya giremiyorum. O kadar çok iç çekiyor ki. Ya biliyor ne olup bittiğini, ya annenle konuştun. Bilmiyorsan da şimdi zaten öğreneceksin. Ama Şivan hiçbir şey bilmiyor, onu söyleyeyim. Şimdi Volkan'la ilgili annesi bir gerçeği açıkladı. Önce onu söyleyeyim size. Daha doğrusu ben söylemeyeyim, kendi annesi anlatıyor. Annesiyle sizi tanıştırmak istiyorum. Hatice Hanım, fakat şöyle bir şey var görüntülerde. Hatice Hanım aslında görünmek istemiyor. Sesinin de duyulmasını istemiyor, çok rica etti. Ben de tabii ki maneviyetine saygı duydum. O yüzden onu karşıma aldım. Siz arkasını göreceksiniz. Sadece gerçekten bu evliliğe onay verip vermediğini merak ediyorum. Bunu da zaten kafasıyla onaylıyor ya da onaylamıyor. Şimdi göreceksiniz, buyurun izleyelim. Olmayan oldu. Volkan'ın annesi Hatice Hanım şimdi burada. Aslında stüdyomuzun bir bölümü burası da. Sizi oraya almayacağım, o heyecana gerek yok. Ama burada size bütün sorularımı sorup karşılığında cevap almak istiyorum. Ben oğlunuzun ne kadar sevdiğini görüyorum Şivan'ı. Fakat Şivan'ın da çok değiştiğini, onun da ona bağlandığını görüyorum. Siz anne olarak daha çoğunu hissediyorsunuz mutlaka. Şimdi en net sorum şu. Volkan ve Şivan'ın evlenmesini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz? Onaylıyorum Zahit Hanım. Süper. Onaylıyorum. Tamam, harika. Şimdi daha önce onaylamadığınızı biliyorum. Neden onaylamadınız da şimdi onaylıyorsunuz? Şimdi bizim örf ve adetlerimiz var. Şivan'ın değiştiğini görüyorum. Bizim örf ve adetlerimize birazcık daha yakınlaştığını görüyorum. Biraz kalbim ısındı artık. Onun için onaylıyorum. Oğlumu da seviyor. Daha da iyi olacaklarını düşünüyorum. Daha da güzel olacaklarını düşünüyorum. Ters köşe yaptı, tamam dedi işte. Bence kesin. Eyvah. Aynı ev diyecek. Buraya kadar onay verdiğini gördünüz. Oh, çok şükür. Şiva'ya da onay, hatta şaşırdınız. Yani. Onay verdiğini gördünüz. Bana söylediği şey... bir şey değil. Bu tamamen Volkan'ın kişisel durumuyla ilgili bir şey. Önce güzel olan bir şey var orada. Onay veriyor musunuz evliliklerine dedim. Bana sözü söyledi. Şiva'yı gelin olarak kabul ediyor musunuz dedim. Onu da onayladı, gördünüz. Şimdi nikah şey yapabilir miyiz? Allah'ım. Biz bugünden sonra halay çalışmalarına başlayalım. Dinlemen lazım şimdi. Yani bomba. Şimdi sen gördün bir kere evlenmenize hayır demedi. Evlenmenizle ilgili bir sıkıntısı yok. Seninle ilgili, yani gelin olarak seni benimsemiş, onunla ilgili bir sıkıntı görünmüyor. Evet. Sen de gördün. Zaten şimdi çıkışta siz konuşursunuz, buluşursunuz. Yani saat daha 4, bir akşam yemeğine gönderirim sizi, konuşursunuz. Volkan? Annem beni şaşırtmadı. Yani ben biliyordum zaten beni şaşırtmayacağını, benim arkamda duracağını çok iyi biliyordum. Sen zaten hep söylüyordun. Evet. Yani annem Şiva'yı seviyor. Seviyor, aslında. Gerçekten seviyor. Yani bu arada hani bu zamana kadar arada olan insanlar, işte teyzemdir, halamdır, işte süt annemdir, hani hepsi çok iyi insanlar. Hiçbir şey demiyorum ama çok kafasını karıştırdılar gerçekten. Çünkü Şiva'nın şöyle söyleyeyim, kimseyi şey yapmadan, kimseden bir eksiği ya da kimseden bir fazlası yok. Yani benim gözümde fazlası var da kıyas gerek yok gerçekten. Yani hepimiz insanız. Tabii olabilir, herkesin geneline göre herkesin farklı olabilir ama sevgi aynı. Dünyanın her yerinde sevginin dili aynı. Yani çok bu değişmiyor. Güzel konuştun. O zaman Haziran sonu yeni şeyler var. Düğünler var. Biz şimdiden halaya başlayacağız. Evleniyoruz arkadaşlar. Onay geldi.
Sizin düğünde Gökhan'ı da alıp geleceğim. Düğünü de Gökhan yapsın. Gökhan yeter abi de evlenin artık. Bizi Türkiye'yle şenlendirir inşallah. Tabii canım. Arkadaşlar şimdi her şey güzel. Tamam, onay da aldık. Ama bu videoda eksik kalan bir şey var. Onu henüz paylaşmadım. Evet. Asıl devamı önemli bence. Şimdi açıklayacağım size ne olduğunu. Bir izleyelim. Sonrasında konuşacağız. Aslında durum düşündüğünüz gibi değil. Bambaşka şeyler çıkacak şimdi. Buyurun. Peki şartlarınız nedir? Tabii. Şimdi Volkan üstüne, Volkan'ın üstüne mal mülk var. Tarlalar var. O tarla var biliyorum. Evet. Hani oradan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Onlar kendileri bir şey yapmak istiyor. Hatta Şiva, buyurun. Sayın Hanım, size eksik söylemiş Volkan. Yani biz mütevazi yaşayan insanlarız. Çocuğumuzu da kendimiz gibi yetiştirdik. İnşallah gelinimiz de bizim gibi olacak ama o tarlalar çok büyük paralar ediyor. Öyle mi? Tabii tabii. Şimdi bize buna küçücük bir tarla dedi. Şimdi buna çok gelin de ortak olacak. Ha. Yani buna gelin de ortak olacak. Öyle bizim düşündüğümüz gibi değil hayır, mi? O küçük değil, bir tarla değil, hayır, mi? Hayır, küçücük bir tarla değil. Ha, dur şimdi o zaman evet. İşler biraz değişti. Evet. Yüklü para ediyor. Ha. Tabii. Onun için ben tek şartım var. Eğer benim oğlumu seviyorsa, benim oğlumu istiyorsa evlilik sözleşmesi yapacak. Gelecek benim alt katımda oturacak. Ben de onlara yardımcı olacağım. Bu şekilde evlenmelerine razıyım. Yoksa kabulüm değil. Şimdi işler ne kadar değişti görüyor musunuz? Tek istediğim evlilik sözleşmesi. Sözleşmeyi yapacak, imzayı atacak. Eğer ki seviyorsa benim oğlumu zaten o sözleşmeye imzayı atar. Gerçek yüzünü şimdi göreceğiz Şivan'ın. Gerçekten öyle. Böyle evet. Bir şok karşısında ne yapacak çok merak ediyorum. Arkadaşlar birincisi Volkan'ın üstüne epey bir arazi varmış. Yani öyle küçük bir tarladan bahsetmiyoruz. Ve üzerine. Ve direkt çocuklarına yapmışlar. Bu arada hani Volkan'ın babasının da dahil olduğu yani sadece annesinden değil. Onlar hep mütevazı yaşamışlar ama bir bu. İkincisi de annesi şimdi bunları bilince düşünüyorsunuz tabii. Hani dedi ya. Annen aslında hani senin burada hareketlerin, sözlerin hani oraya da gideriz bunu da yaparız. O tarlaları çatır çatır yeriz der gibi bir durum vardı ortada evet. Şiva. Şimdi hani Hatice Hanım da diyor ki ben evlilik sözleşmesi istiyorum. Helal olsun. İki tane farklı olay, birbiriyle bağlantılı olay. Şimdi Volkan, böyle bir şeyi muhtemelen annen söylemeseydi sen hiç söylemeyecektin. Şimdiye kadar hep mütevazi oldun, o anlamda helal olsun sana. Bu çocuğun şimdi marka veremem ama hani kendi dünyasında böyle güzel bir arabası var ama mütevazı bir arabası var. Şimdi bak onları satmamış bu çocuk, aile de sattırmamış. Oysa şimdi görüyorum ki mesela ilk hani erkekte arabadır ya çok daha güzel bir araba alabilirmiş, yapmamış, beklemiş. Ama Şiva görünce bunlar değişebilir hale geliyor galiba diye anne de tedirgin oluyor. Ne düşünüyorsunuz şimdi Şiva? İstiyorsan önce bir Volkan'la konuş. Volkan abi bir şey sorayım. Senin haberin var mıydı? Neyden? Annenin sözlerinden. Evlilik sözleşmesinden. Evet. Yok bunu ilk kez duydum. Bu evlilik sözleşmesi. Volkan gerçek söyle şimdi. Yok, çok gerçekten. Hassas durum var. Senin artık yalana yer yok burada. Ben gerçekten evlilik sözleşmesini biliyorum. Bu arada yalan da söylemedim sana. Bazı şeyleri gizlemiş olabilirim ama yani yalan söylemedim. Gerçi tarla var demişsin. Tarla var dedim. Yani o tarla sadece benim de tamam herkesin üstünde benim kardeşim de var. Yani burada sadece ben mal sahibiymişim gibi gözükmesin. Orada hani annem de var, babam da var, kardeşim de var. Hani biz bir aileyiz. Sadece benim üstüme olan bir şey yok orada. Hani o yüzden o tarlalar şöyle bir durum da var. Onları ben tek başıma yapmadım. Onlar benim ailemin olan şeyler. Yani atıyorum 25 yaşına geldim bunlar artık benim. Verin ben satayım gideyim işte kendime şunu yapayım bunu yapayım demek. Yani hem anneme babama bir saygısızlık olur. Zaten öyle. Sonuçta Volkan onları sen kazanmadın, sen evet. Almadın. Tapu senin üzerine olsa bile yani onlar
direkt senin kazanıp alnının teriyle aldığın şeyler evet. değil. Ama tapu senin üzerine. Ya evet ama tapu sadece gösterge yani. O gösterge de bizim üzerim, yani benim üzerim ama oranın emeği hepsi benim annemle babamın emeği var orada. Anının teri var hepsinin. Yani ben onlara... Ama onu sana layık görüp senin üzerine vermişler. Senin de eşin olacaksa o da aileden bir parça. Bence onu da dahil etmeleri lazım. Kardeşine de vermişler. Ben tamam değil ne tek. Güzel işte. Hayır tek sonuçta... değil yani ama kardeşin seninkiler de senin. Kardeşininkileri de kardeşe vermişler. Yani onu layık görüp düşünmüşlerse... Düşünmüşlerse Şiva'yı da gelin olarak kabul ediyorlarsa bence Volkan hakkında onun da hakkı var. İkisinin yani ortak bir ayak kuracaksa her şeyleri birlikte olmaları lazım. Benim Volkan, kesinlikle sözleşmeye ben de karşıyım. Volkan'ın yani. Varlıklar benim umurumda değil ki zaten. Dünyalar senin olsun zaten. Ben orada durum benim her durum bıraktım. Dedim tamam burada seninle kalacak. Her şeyden vazgeçtim. Bahane kalmadı bana söylemeyecek. Ki Şiva'nın o varlıklara bildiğim kadarıyla ihtiyacı da yok. Yani ben utanırım bunlar söylemek için ya. Beni ne sandınız ya? Ben öncelikle bir şey söyleyeyim. Seni hayatım, seni bir şey zannetmek ya da bir yere koyduğundan değil. Hayır, sen ailene beni nasıl anlattın? Senin... Ben nasıl anlattın beni? Ben senin paran için, ben seni ilk gördüm nasıl gördüm? Senin paran mı gördüm? Hayatım ben anneme, babama, ben zaten seni öyle görsem, ben ilk başta... Ben senden kaç ay nişan olduk? Kaç ay tanıştık, senden hediye mi istedim, bir şey mi istedim? Hayatım biliyorum. Altınlar ben burada öğrendi, gelenek, bana gelenek dediniz. Altınlar gelenek için söyledim. Ben ondan önce senden bir şey mi istedim? Biliyorum hayatım, istemediğini biliyorum. Zaten öyle biri olsan ben en başta bu yola girmem zaten senden. Ben seni biliyorum, seni tanıyorum. Onu da oraya göre anlattım. Yani seni niye yanlış anlatayım? Annem kendi kafasında bir şey kurmuş, bir şey planlamış. Onu söylüyor burada. Annen ben seni niye yanlış böyle anlatayım? Bir şey kurmuş? Hem sen yanlış sen bir insan olsan... Sen mi bir olsan... şey anlatmışsın? Neden beni böyle tanısın ki? Ben bir şey istesem gider kendi babamdan isterim. Senin para ne yapacak? Zaten... Annenin para ne yapacak? Zaten istiyor demiyor. Şiva bizden bir şey istiyor ya da öyle bir şey demedi. Ağzını öyle keşke bir şey... öyle dese Volkan. Çok ayıp bir şey sözleşme. Nasıl ayıp sözleşme? Ayıp. Alisa'nın dediği doğru. Evlilik bu. İş değil ki. İş yapmıyoruz. Evlilik bu. Katılıyorum. Sanki beni maaş vereceksiniz, gelin götüreceksiniz. Çok ayıp. Maaşla ne alakası var kim Allah aşkına? Kim kabul eder? Asla kabul etmem. Asla. Çok ayıp bir şey. Alisa eder. Ya ben 15 Alisa yıllık... eder. Eder sorun. Ben 15 yıllık ben evliyim. Ben. Eşim ne aldıysa ben benim üstüme aldı. Yok. Senin benim diye bir şey yok ki. Bugün istesin onun da benim de çocuklarımızın yani. Senin benim nedir ya? Peki bu arada... Rabia Hanım. Zayda Hanım ben burada çıldırıyorum. Neden? Şiva. Hani hiçbir şey istemiyorum diyorsun şu an. Neler istedin sen biliyor musun? Jacuzziler, nefes alan duvar, ada mutfak, bilmem ne. Bir de geçen gün ne diyorsun? Dünya turuna çıkacağım. Nasıl istemiyorsun? Doğru. Ha istemesin mi? He? İşte bu para için evlilik denir kızım. O zaman Volkan Bey bıraksaydı da ben babamdan para isteseydim ve yapsaydım kendim. Volkan sana dürüst davrandı, sen kabul etmedin. Onu yaparsan bu olur. Bu dürüstlük? Bunu yaparsan olur, kusura bakma. Kabul ediyorsan anlaşma yapmak o dürüstlük mü? Diyeceksin. Tarlaya güverdi, tarlayı satıp dünya turuna çıkacağım dedin ya. Hiçbir şey istemesin mi bu kız yani? Yok jacuzzi, benim, yok bilmem duvar. Şöyle bir şey söyleyeyim, kusura bakmayın. Benim annem babam hala hayatta. Geçen Zayda Hanım çok güzel bir lafı vardı. Sattığınız malın önünden geçerken o kadar zor bir an yaşarsınız tamam, ki. Ama ben de karşıyım. Ona yani şey ben demiyordum. Onları orada yaşıyorlar durduk hala. Durduk yere satılmasına ben de karşıyım. Volkan kitap hala. Gibi konuşma burada. Ben de seni anladım. Herkes de seni anladı. Kitap gibi büyük cümleler kurma bana. Ben çocuk değilim. Çocuklukla ne alakası var? Ben sadece burada bir şey anlatıyorum. Yani sen ne istiyorsun? Hayır anlatma. O zaman geri çekil de ki Şiva sen yapacaksın. Ben yapamadım. Benim aile izin yok. Sana tarla yok, hiçbir şey yok. Şiva kendin yap diyeceksin. Ben de yapacak. Ailemin bana karıştığı bir nokta yok. Ben ailemi düşünüyorum. Onlar bana sat deseler de ben yapamam. O zaman kaç ay önce buraya geldik. Dedik Zayda Hanım bize izin yok. Siz konuşun, siz ikna yapın. Tamam ikna olmuş. O zaman aile düşünseydin ayrılsaydık. Aynen. Yani.
Doğru söylüyor. Şiva çok haklı. Kaçar geçti. Siz sadece bu nişan kaçar şahitsiniz. Ufacık biz ondan bile önce de bunlar yaşadık. Jacuzzi nedir ya? Bir sene tamam, olacak. Tamam, tarla hepimiz karşıyız. Durduk yere satılmasın. Yok, jacuzzi istedi. Gelin bu, her şey ister. Kaçınızın evinde bütçe... jacuzzi var? Kaçınızın evinde kardeşim, nefes alan duvar ev var? Aldım. Kaçınızın adam bana evinde verdi, ada ne mutfak yap var? Dedi. Kaçınızın evinde var? Birini söyleyeyim bana. Kaçınızın İsteseydim evinde onu da taktırırdı. Ben istemedim. Sen o da onu seviyor. Kardeş. Yaptır ne olacak? Bence Volkan haklı. Sen şimdi dediklerini onaylıyorsun ya. Evet, sen doğruları onaylıyorum mutfak sadece. Efendim? Ada mutfak istedin mi evlenince? Vallahi imkanım olsaydı isterdim, yapardı da. İmkanı olan yapardı da. İmkanı yoksa der yapamaz. O da onu bir şekilde anlatsın ama abartarak. İster Allah'ın insanların önünde. Allah. Her şey ada i̇nsanların... mutfakla. Onu istemekle evlilik olmaz. Rabi anne, insanların sevgi, önünde ya, bırak abartmakla olmaz. Ya. Ada mutfak dediğin kaç para ya, tarla peki mı? Peki arkadaşlar. Ya benim evimde ada mutfak olacak. Yakuş bir dakika, olacak. Bir dakika. Gösteriş mi yapacağım? Hatice Hanım, ay, burada zamanları var, fırsatları var. Derdiniz neyse bunu çözmek için gününüz de var, tamam mı? O yüzden oturup konuşun, neyse problem çözün. Bak mesela şimdi Haziran'da gün almaya gidecektiniz. Bunlar karşınıza çıksaydı ben Hatice Hanım'ı çağırmasaydım. Sonra bunları böyle tam o anlarda yaşasa yine olmayacaktı yani. Gene iptal olacaktı. Gene iptal olacaktı. Bari baştan neyse bunu bilin, ondan sonra devam edin. Sonra gene konuşacağız. Tabii canım, onu bence istemiyorum artık. Düşünün yani. Neyse bak, dürüstçe her şeyi önlerine koysunlar, düşünsünler. Her şeye rağmen tamamsa ben buradayım. Kapı gibi buradayım. Tamam mı? Ama bunları çözmeniz lazım önce. Zahide Hanım, ben burada tamam çok şeyler yaptım. Çok saygı yaptım. Gerek yok. Ben Rabia Hanım'la hiç konuşmam da gerek yok. Ben onu kabul de etmeyebilirim. Buraya gelmesini de kabul etmeyebilirim. Çok saygılar dedim, tamam. Sen anne gelmiyor. Süt anne gelsin. Geldi, her şey karıştı Rabia anne. Yine bir şey söylemedim. Komşu kalmadı karışması. Kardeş kalmadı, teyze kalmadı. Herkes karıştı. Ve ama benim artık sinirler gitti. Bence en sakin olman gereken zaman Şiva. Çünkü artık gerçekten annesi burada. Hayır, niye sinirleniyor anlamıyorum ya. Peki, tamam diyor. Peki arkadaşlar, zamanımız yok, o yüzden topluyoruz masayı, puanlamaya geçelim. Mutfak bahane. Gün birincisi birazdan belli olacak ama şimdi masa puanı zamanı. Arkadaşlar beğendiğinizi düşünüyorum, bakalım Şiva ve Volkan'a bugün masadan kaç puan gelecek, buyurun. Arkadaşlar kapatabiliriz. Hemen bana gönderin lütfen. Hep böyle ol demiş Zeynep. Ellerine sağlık demiş Büşra. Vallahi düşündüğüm gibi çıkmadı, biliyor musunuz? Enteresan. Az mı? Peki. Birazdan söyleyeceğim masa puanınızı söylerken. Biraz merak edin. Tamam mı? Ama üzülmek yok. Tamam mı? Artık şey oldum ben. Ne? Üzülmüyorsun. Alıştım. Şimdi puan bile belki düşünemem, o kadar üzgün. Gerçi şu anda evet başka dertleri var ama. Peki, gün birincisini açıklayacağız şimdi. Kim kaldı? Sema kaldı. Şiva kaldı. Bakalım gün birincisi Sema mı? Şiva mı? Açalım 5 puanı. Gün birincisi Sema'ymış. Ay bu kırmızıya inanamıyorum ya. Kırmızılar alın gelip o ay, zaman. Ay cuma günü herkes sana kırmızı giysin. Vallahi Sergen dedi, ben de dedim ki yok Şiva Şiva böyle yapıyordun, demek ki doğru. Aa Gökhan gel. Gel karının altına al. Bravo abi. Gerçekten tutuyormuş. Ay inanamıyorum ya. Tamam, bundan sonra kırmızı. Neden hep bir bana? Bir ay önce ben bunu televizyonda söylüyorum. Seni kırmızı giydireceğim ama hayır. Yayındayken söylüyorum ben bir ay önce bunu. Uzun bindallı vardı onu. Kırmızı giyeni altın. Vallahi giy. Bir ay önce. Hadi güle güle, yukarı tak yukarı. Hayırlı olsun. Ben onu tutuyorum. Teşekkür ederim, sağ olasın. Peki. Sema çok tebrik ederim. Teşekkür zaten ederim ben aşkım. Kazansaydım kabul etmeyecektim. İyi ki sen kazandın. Hayır, teşekkür neden ederim. Sağ kabul olsun etmeyecektim ne demek? Da niye? Rabia evet Hanım'ın elinden ya bir şey kabul etmek istemiyorum bu durumdan sonra. Korkma, ben haksız yere sert değilim.
haklı olarak her zaman tepki gösteriyorum. Buradan da size bir şey söylüyorum. Para için, mal için, eşya için eş ve nişanlı sevgili sakın yapmayın. Mutluluğunuzu, aşkınızı düşünmeyin. Sadece onu söyleyeyim. Son anda böyle ölüyormuş. Peki bu arada zaten Şiva, Volkan'ın varlığından yani habersizdi. Aynen hani o yüzden. Ailesinde hani buradan bir gerçek sevgi aranacaksa yani. Volkan'ın hani öyle bir tarla var. O da zaten hani 500 metre şey bir dönüm mü değil mi o bile belli değildi. Hani burada öyle gariban bir tarla diye bakıyorduk biz ama bambaşka bir şey çıktı. Kirli peki çıkıyor. Değilmiş. Arkadaşlar toplam masadaki puanınız geliyor Şiva ve Volkan için. 26. 26 mı diyorsun? İçimden geçti. Bir var mıdır bu arada? Yoktur. Yok ya. Beş var mıdır? O da yok. Bence vardır. Bence beş yoktur. Yok mudur? Bence var. Peki söylemiyorum. Sadece puanını söylüyorum o zaman. Şiva ve Volkan. Masa toplam puanınız. 27 puandasınız. Şu an iyi görünüyor. Evet. Ama daha yarışma bitmedi. Bu hafta gitmeyecekler belli oldu. Bak. En azından. Ha, en azından o belli oldu. Peki benim puanlarım da var ama şunu hatırlatayım. Artık en düşük puanı alanı gönderiyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Gönül istemiyor ama bunu yapmak zorundayım ki yeni o kadar çok başvuru var ki. Ne olur beni affedin, bak hakkınızı helal edin. O başvuruları görüyorum ben de arkadaşlarımla beraber. Hepsine bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizin gelmeniz için ne yazık ki birilerinin gitmesi gerekiyor. O yüzden de en düşük puanı alanı gönderiyorum. Şu an biz gözüküyoruz potada. Ya 24, 24 puan. Evet. 24, 25, 27 oldu. Haksızlık ettiler gerçekten. Olsun. Peki bakalım. Bakalım hafta sonuna kadar neler olacak, cumaya kadar neler olacak, asıl yarın neler olacak. Çünkü bu olay açığa çıktı. Şive ve Volkan'ın yarınki durumlarını ben de merak ediyorum. Akşam anneleriyle beraberler. İnşallah güzel konuşmalar olur. Bakalım yarın göreceğiz. Sizi çok seviyoruz efendim. Hakkınızı helal edin. Yarın görüşmek üzere. Elinde oklava merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane.